Günaydın. Bugünkü videoda yumurtalarımızı topluyoruz. Biraz ondan bahsedeceğiz. Yumurta toplama işlemleriyle başlayacağız. Genel olarak erken saatlerde yaptığımız işlemler bunlar. İlk işlemler gibi oluyor. Çünkü öğleden sonra mikro enjeksiyon yapmamız gerekeceğinden biraz daha erken saatleri organize ediyoruz. Şimdi yumurtalarımızı topluyoruz. Onu anlatacağım ama bu standart bir prosedür değil. Yani aslında anlattığım konuların hiçbiri standart prosedürler değiller. Her laboratuvarda değişiklikler, ufak da olsa temelde benzer ama ufak değişikliklerle farklı laboratuvarlar, farklı şekilde uygulamalar yapıyor olabilirler. Lütfen bunu unutmayın. Ben burada tamamen kendi pratiğimizden bahsedeceğim. Şimdi yumurtayı nereden topluyoruz, nasıl topluyoruz? Tabii ki hastamız ameliyathanede oluyor ve yumurtaların zaten yaklaşık bir 10-12 gün kadar büyümelerini beklemiştik. Hastalar ilaç kullanmışlardı ve foliküller büyümüştü. Bu foliküllerin içi dolu mu, boş mu? İçinden yumurta çıkacak mı, çıkmayacak mı? İşte biz bunun kontrolünü yapıyoruz aslında laboratuvarda. Şimdi büyük 15'lik tüpler içerisinde ameliyathaneden bize aspir edilen folikül sıvıları geliyor. Bu folikül sıvıları şurada gördüğünüz, biz bu petrileri kullanıyoruz. Büyük petrilere koyuyoruz. Bu petrilerde steril mikroskopun altında içerisinden yumurta çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Genel olarak gördüğümüz görüntüde yumurtayı değil, aslında yumurtayı çok küçük bir nokta gibi görüyoruz. Genelde gördüğümüz şey yumurtanın etrafındaki granuloza hücreleri. Yani buna cumulus oocyte kompleksi diyoruz biz, COC diyoruz. Bir parlak bulut şeklinde görüyorsunuz. Hatta dışarıdan majör olarak baktığınızda da bulut gibi bir görüntüsü oluyor. Fakat içerisinde bazen yumurta oluyor, bazen olmuyor. Bunu anlamak için de stereo mikroskopta ayrıntılı olarak inceliyoruz. Birazdan zaten izleyeceksiniz pratiği. Peki yumurtaları toplarken hangi solüsyonları kullanıyoruz? Ne tip solüsyonlar kullanıyoruz? Şu anda çok ayrıntı vermeyeceğim. Çünkü bunları ayrıntılı bir şekilde başka bir videoda anlatacağım. Daha iyi otursun kafanıza diye. Ama öncelikle bir tamponlu solüsyon kullanıyoruz. Çünkü bu işlemi biz dışarıda yapıyoruz. Dolayısıyla pH değişikliklerine mahal vermemek adına içerisinde pH'i dengeleyen tampon bulunan bir solüsyon içerisine topluyoruz ve toplama işlemimiz bittikten sonra da başka bir solüsyona aktararak inkübatöre kaldırıyoruz. Çünkü yaklaşık 2-3 saat kadar mikroenjeksiyona kadar inkübatörde bekleyecekler. Arkadaşlar yumurta toplama işlemimizi aslında bitirdik. Şu anda yapacağımız tamamen bir demonstrasyon olacak. Yani size konuyu anlatmak adına. Çünkü normal şartlarda yumurtaları tabii ki dışarıda çok fazla bekletmiyoruz. Bu yanlış olur. Şimdi kontrol ettiğimiz ve aslında hani çöpe gidecek olan folikül sıvısı bu. Bize de bu şekilde geliyor ilk yumurta toplama sırasında. Ne demiştik? Büyük petriler kullanıyoruz. Gelen bu folikül sıvısını fazla olduğu için iki petriye bölüyorum. Neden iki petriye bölüyorum? Çünkü çok fazla kalın olmasını istemiyorum. Kalın olduğunda çok rahat göremiyoruz. Hücreler üst üste binebiliyor. Çünkü bu folikül sıvısının içinde sadece işte granuloza hücreleri yok. Başka epitel hücreleri de olabiliyor. Sonuçta deri altından alıyor, deriden geçip alınıyor. Dolayısıyla hücrelerin çok fazla birbirini kapatmaması adına ince bir tabaka halinde döküyoruz. İlk olarak şu şekilde çalkalıyorum ve petride ince bir tabaka halinde kalmasını sağlıyorum. Daha sonra elimi, şu elimde gördüğünüz 200'lük pipeti alıyorum. Ben pipet ucuyla topluyorum ama pastör pipetle de toplayan arkadaşlar var. Fuarlarla, plastik fuarlarla da toplayanlar var. Dolayısıyla tamamen size kendi pratiğimi aktarıyorum. Standart uygulama olduğunu düşünmeyin. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi dışarıdan bile baktığımızda bir granuloza hücresi parlak görünebiliyor. Ama biz tabii ki stereo mikroskop altında daha ayrıntılı bir şekilde bakıyoruz. Bütün sıvının içerisine şu şekilde petriyi hareket ettirerek, mesela burada bir takım hücreler var. Bunları pipetimin içine alıyorum. Ve şu şekilde biraz açı vererek petriye içerisinde herhangi bir hücre olup olmadığını kontrolünü yapıyorum. Bu zaten kontrol edilmiş bir folikül sıvısı olduğu için beklentimiz yok yumurta bulma adına.
Şu anda sadece size gösteriyorum. Şimdi yumurta bulduğumu varsayarsak ne yapıyorum? Pipetimle yumurtayı alıyorum. Buradaki bu tamponlu solüsyonumun içine koyuyorum. Burada hem yıkanıyor hem de dışarıda bekliyor. 37 derecelik bir yüzey üzerinde yapıyoruz. Ne demiştik? Sıcaklık çok önemli. Bütün gametler, embriyolar sıcak ortamda çalışılmalı. Çünkü vücudun içerisinden çıkıyorlar, sıcak bir ortamdan geliyorlar. Sıcaklık değişimlerine de çok fazla duyarlılar diyebiliriz. Dolayısıyla hep ısıtıcı olan yüzeylerde çalışıyoruz. Bu yumurtayı topladık, bitirdiğimizi düşünürsek başka bir solüsyonumuz var. Onu çıkartıyoruz. Bu yumurtaları o solüsyona aktararak inkübatöre kaldırıyoruz. Birazdan yumurtaları topladıktan sonra nasıl göründüklerini göstereceğim. Hadi bakalım. Biraz önce toplamış olduğumuz yumurtalar. Bu hastamızdan 10 tane yumurta topladık. Tabii şu an invert mikroskobun büyütmesi çok yüksek olduğu için şu şekilde görebilirsiniz. Şu etraftakiler granuloza hücreleri. Yumurta hücresi bunların içerisinde bir nokta. Bakın şu ortadaki siyah nokta yumurta hücresi. Biz de bunu siyah bir nokta olarak zaten görmüştük. Ne zaman yumurtaları, mesela şu da bir yumurta hücresi bakın. Bu mikroskopta şöyle iyice bakın görüyor musunuz? Burada bir yumurta hücresi var. Fakat olgun bir yumurta mı değil mi? Onu anlayamıyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? İşte bu bir sonraki videomuzun konusu olacak. Bu granuloza hücrelerin içindeki yumurtalar olgun mu değil mi? Çünkü her zaman olgun çıkmıyorlar. Böyle bir beklentimiz yok. Bunların %90'ı, %80'i olgun çıkabiliyor. Bunu anlamak için de yaklaşık 2 ila 3 saat arasında bir süre sonrasında yumurta ayıklama yapacağız. Yani halk diliyle yumurta ayıklama, aslında yumurta olası denudasyonu diye de biliniyor. Bu işlemi yapacağız. Bunu da X öncesi yapacağız. Peki yumurtalar nasıl görünüyor? Yumurtaların olgun olup olmadıklarını neye göre anlıyoruz? Bunun kriteri nedir? İşte bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.